kabullenendi. Kim kimi yendi çok mu önemli? Bana baksana benden sana ne? Kendimi anlatamadım hiç kendime. Sevgili arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Çok heyecanlıyım çünkü yeni bir oyun, aynı The Forest gibi düşebilirsiniz. The Forest mantığında olduğunu tahmin ettim. Ama yepyeni bir oyun, grafikleri inanılmaz güzel. Bir hayatta kalma oyunu, Amazon'un yağmur ormanlarında geçen harika bir hayatta kalma oyunu. Sulara dalabiliyoruz, su altına gidebiliyoruz, dağlara tırmanabiliyoruz. Tam bir açık dünya hayatta kalma oyunu. Çok güzel bir oyun. Abi, story mode'dan başlasak survival'dan mı? Önce story mode'unu bitirelim. Eğer sonra severseniz de survival modunu oynarız. Şuna ayarlara bakmak istiyorum ben öncelikle. Grafik ayarlarımıza bakalım. Her şey yüksekte. Çok güzel abi. Süper, tamam. Her şey ayarlandı. Bu arada oyun yani oyun ya bugün çıktı ya önceki gün çıktı ya da bu birkaç gün içerisinde çıktı. Yani çok yeni bir oyun. Daha doğrusu benim istek listemdeydi. Çıkınca sizlere çekmek istiyordum. Çıktı da dair mesaj aldım ve hemen oyunu aldım, indirdim, çekiyorum. Ya ben bunu akşam çekiyorum, siz bunu yarın izleyeceksiniz. Şöyle başlamak istiyorum, şimdiden uyarayım, biraz şey olabilir, gerilimli bir oyun olabilir arkadaşlar. Difficult level'i var, parkta yürür gibi diyor, ormana hoş geldin diyor, ormanın kralı diyor ya da yeşil cehennem diyor. Ben ormana hoş geldin. Hani en kolay değildi, en kolay bir zoru oynamak istiyorum. Şöyle ilk kayıt alalımsa. Bu arada oyun tamamen çıkmadı. 1.0 sürümünde oyun. Ama ben The Forest'ı çok seviyorum ve The Forest mantığında olduğunu bildiğim bir oyunu da mutlaka şey yapmak istiyorum. Bu arada almak isterseniz oyunun ismi Green Hell Hill. Evet, Green Hill mi? Hell mi? Neyse. Yeşil Cehennem. Steam'de 40 lira gibi bir fiyatta mevcut. Ya da başka siteleri isterseniz mesela oynasana.com, oyunfor oyunfor'da 38 liraydı, ben oyunfor'dan aldım, biraz da bakiyem varmış oyunfor'da, güzel bir şekilde almış oldum. Umarım seversiniz. Ben daha çok böyle hayatta kalma ve şey oyunlarını, ilk izleme oyunlarını yapmak istiyorum. Bu arada oyunun yüzükten daha büyük deme ekranında, çok uzun değil. Evet, birinci gün. Aha, tırmanıyoruz. Az ses açalım. Tırmandık. Tamam, ben buradayım. Ben yaptım. Aa, aşağıda biri var. Her şey yolunda mı diyor. Evet, gelebilirsin dedik. Hello. Ha. T'ye basın tutarak telsimizi açıp ona ne yapması gerektiğini söylüyoruz. Şu anda ona yukarı gel diyeceğiz. You can come up. Hmm. Sen git diyor, benim sırt çantam için bir şeyler bulmam lazım diyor. Bu patika diyor kanyona gidiyor diyor arkadaşlar. Tamam, WASD ile hareket ediyoruz. Abi detaylar The Forest gibi ortam görüyorsunuz. Fakat grafikler The Forest'tan daha güzel, onu söyleyebilirim. Tam bir Amazon ormanı, şu anda belgeselde gibiyim. Çok iyi. Evet, biraz etrafta... Ooo, buraya girsek mi? Hadi girelim ha. Oğlum inşallah böyle bir anda bir şey çıkmaz ha. Yeni bir diyalog gelmiş Walkie Talkie'mizden. Have you tied down the boat? Have you tied down the boat? Botu bağladın mı diyoruz galiba. Yeah, I feel you. This is beautiful. Burası çok güzel diyor ama şimdilik diyor yani. Bu arada objektifimiz var, kamp alanını bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu arada ben birazcık parakla arttıracağım. Şu an bana güzel geliyor ama videoda kararabileceğini düşünüyorum. Bazı oyunlarda oluyor çünkü. Şöyle brightness'ı biraz arttırayım da abi siz videoyu izlerken daha rahat izleyin bakalım. Evet. Bir kamp alanı bulmam gerekiyor. Kertenkele var. Bunlar konuşa dursunlar, benim umurumda değil çok fazla açıkçası. Aa, burada bir kertenkele var, nereye gittim? Aa, iguanalar. Bayağı iguana var ha. Aa, kamp alanında bulduk. Tamam, süper, kamp alanında bulduk. Sinematik mi giriyor? Şimdi Mia'yı aramamız gerekiyor. Okay, I found the tent. Yani çadırı bulduk diyoruz. Evet, çadırı bulduk. Her şey yolunda mı? Bakalım şöyle.
Her şey yolunda ya da evet ama 5 yıldız değil sözleri var. Evet abi 5 yıldız değil diyelim. Yerde çamur vardı zeminde. Etrafı biraz incelemek istiyorum. Bakın buradan su içebiliyoruz ve temiz bir suymuş. Of su içtik süper. Ve ikinci güne geliyoruz abi. Şu an hikaye modundayız, oyunu öğreniyoruz. Hikaye modu bitince normal survival'da yapacağız tabii ki. Yemek almışız. Aa bunun survival var ya aynı The Forest gibi olacak ben size söyleyeyim. Aa bu mu bizim ablamız? Naber abla? Tam ne yapmam? Oo yerli maskesi, Amazon kabilesi yerli maskesi. Burada bir şey var, not var. Yabahuka. Bu ne abi? Yabahuka. Geç. Choose a place for a small fire. Ha küçük bir ateş için yer belirliyor. Tamam. Neresi? Kampın arkasına mı yapsak? Yoksa önüne doğru mu yapsak? Ateş alanı. Ha burası zaten kampın arkası. Kampın önüne yapalım ateşi. Şurası bence güzel ya. Evet. Aynı The Forest mantığı abi. Small fire. Aynen The Forest ya. Bu kadar olma. Aa! Çubuk topluyoruz. Aynı The Forest. Aa bir şey bulduk. Maşeta bulduk. Süper. Artık maşetemiz var. Aa. Oğlum çok iyi lan. Ya kızım beni meşgul etme. Ha small stick diyor. Bu büyük stick bu olmaz. Bu olmaz abi. Bize small stick lazım. Bu mu? Buradan da çıkmıyor. Nereden çıkacak small stick'le? Şu mu acaba? Bakalım. Yo bunlar da yaprak. Peş peşe taşıyabiliyor muyum hepsini? Tamam. 4 tane yaprak aldım. Bunları da bırakayım şuraya. Oğlum çok iyi lan. Oha oyun çok iyi. Peki. Nereden bulacağım small stick'leri? Şunlar mı acaba? Yok bunlar da liana diye bir şey. Bu da değil. Bu hiç değildir. Ağaç keserek mi elde edeceğim acaba? Bu ağaç da bununla kesilmez ki. Bunlar normal stick. Long stick. Ha small stick buldum. Tamam. Peki yerden bulunuyor yoksa ben onu kestiğim için mi çıktı bakalım. Şöyle yerlere bir iyice bakmak istiyorum. Sanırım ben onu kestiğim için çıktı. O zaman keselim yeniden. Tamam mı? Keselim daha sonra small stickler çıkacak onları toplarız. Aynen. Bak kesince kırılıyor. Buradan da mesela small stickler çıkıyor. Mesela bak burada olduğu gibi. Bir tane mi çıkıyor her seferinde? Ha bir tane daha çıkmış. Tam 3 tane oldu. Hemen şunları götürelim abi. Aynı The Forest mantığı ya. 3 tane daha kaldı. 3 taneyi de... Şu kökünü kesebiliyor muyum kalanlar? Sanırım kesilmiyor. Tamam şundan çıkartırız. Tamam. Çok çıktı. 1, 2... Oğlum burada çok varmış zaten. Oh topla. Yani sonra aynı The Forest oyunu ya. Yeni bir The Forest'ın gelmesini çok istiyorum. Belki de aynı yapımcı yapmıştır ha bakmadım. Çok iyi ama. Şimdi 8 tane normal stick. Anladım hocam. Küçükler bitti şimdi. Abi kuruyor mu bunu almayınca? Oğlum o oyunda ne kadar güzel şeyler varmış öyle. Şöyle alalım. 4 oldu. 5 oldu. 6 oldu. Şu minikten de alalım. 7 oldu. 8 oldu. Tamam. Umarım büyükten istemez. Sonuçta küçük bir ateş yapıyoruz yani. Aha bitti. Bitti.
Çakmağımız yok, ateş yakamıyoruz. E niye topladık o zaman? Kibritimiz var mı diye soruyor şu anda. E, eski yolla yakma olsun diyor. Eski yolla ateş yakacağız şu an. Evet gençler, sonunda çözdüm olayı. Çantamızda bakın, abi oyun inanılmaz gerçekçi. Burada bakın, hani bazı hayatta kalma oyunlarında şey vardır ya, çantamıza bir sürü şey doldururuz. Hani dersiniz gerçek olsa bu adamlar nasıl taşıyacak, ama bakın burada çantamızın üstünde bunlar var mesela. Biz bunları alıp, mesela çantamızı alıyoruz arkadaşlar, şöyle taşımızın üstünde craft yapıyoruz ve ateş başlatıcımızı icat etmiş oluyoruz. Bu bizim hand drill'imiz, yani ateş başlatıcımız. Şimdi buradan kuş şeyini koy diyor, koyduk. Oğlum oyun inanılmaz gerçekçi lan. Baksanıza. Ateşi yaktık. Ateş başladı, şimdi buraya mı koyacağız bunu? Aa, yaptık. Oğlum ateş elimizle yakıyoruz, sektik bütün aşamaları yapıyoruz, hiçbir şey otomatik değil. Oğlum çok iyi lan. Oyun çok detaylı. Evet, şu anda hikaye sinematik geliyor araya. Burada daha güçlü hissediyorum, daha şey hissediyorum. Jaguarlar var diyor, zehirli örümcekler, yılanlar ve akrepler var diyor. Yabahuaka ile buluşmamız gerekiyor diyor. Yabahuaka. Muhtemelen bir Amazon'daki bir kabilenin reisi falan olabilir abi. Yabahuaka. İsmi bak. Yabahuaka. Ve 3. güne geldik arkadaşlar. Bakalım 3. günde bizi neler bekliyor. Şu anda oyunumuz kayıt alınıyor bu arada. Oo, 3. günde dışarıda fırtına var. Amazon ormanlarındayız tabi. Yağmur kaçınılmaz. Yeni uyandık şu anda. Search the tent, yani çadırı araştır diyor. Araştıralım bakalım ne var çadırda. Audio recorder, ses kaydedici. Bu bizim sesimiz, kaydetmişiz bunu. Bunu boş ver. Wine of the soul. Wine şarap demek, soul ruh demek. Ruh şarabı. Nasıl yapılıyormuş? Banistropis capi kabuğuyla Psychotria viridis bitkisi şey olacak. Bir tane çikolata var. Yağmur hala yağıyor bu arada. Burada bir şey var. Diyor ki yeraltı diyor, böcekler diyor, understory yani kaplanlar, maplanlar, canopy ve en sonunda da maymunlar, kuşlar. Not var. School painted warriors. Kafatasına boyanmış savaşçılar. Gizemli boyalarla bezenmiş savaşçılar ortaya çıktı. Geçen gün diyor şeyde, nehir kenarında. Biz yüzerken diyor. Bunlar kimdiler diyor. Bizim arkadaşlar Yahuaka gördüler ve onlarla konuştular falan filan bir şeyler diyor abi. Burada bir not daha var. I'm at the village, ben köydeyim diyor. Beni radyoyla arar mısın diyor uyandığın zaman diyor. Hemen bizim karımız şeye gitmiş, köye inmiş abi. Kesin başına bir iş gelecek. Onu aramamız gerekiyor. Arayacağız birazdan onu. Burada da Yabahuaka maskesi var. Bunun burada ne işi var peki? Bakalım başka. Tek başına gitmiş şey ya. Bu arada battaniye tulumun içinde yatmışız. Mis gibi ha. Çok güzel. Şöyle. Hello Mia. Duyuyor musun beni? Aa, hala yaşıyor. Tamam, başına bir şey gelmemiş. You left already. Beni neden uyandırmadın giderken? Well, I was hoping we'd have breakfast together. Beraber kahvaltı yapmak istiyorum diyor. Doğum gününü unutmadım falan bir şeyler diyor. Pick up a gift from the... Aa, doğum günümüzü unutmadığı için bize bir hediye bırakmış. Bu mu hediye? Saat mi hediye? Güzel. Saat kullanırız abi. Hediyemiz güzel bir saat. Yok lan, saat değilmiş. Yok, saat miymiş? Evet, saatmiş. Şöyle ki güneş olmadığı için solar paneller çalışmıyor arkadaşlar. Yani şu havalandırma ışıklar birazdan gidecek. Check your watch. F ile akıllı saatimize erişebiliyoruz. Search the tent for something nutritious. Ha, yemek için diyor, çadırı araştır. Tamam.
Artık yeme içme konularına giriyoruz ufaktan. Bakalım çadırda, ha, bir çikolata var. Protein bar. Aldık. Burada da bir sürü konser var. Peki su? Bir tane daha protein bar. Burada vantilatör çalışıyor. Bunun bile sesini yapmışlar. Çok iyi ya. Başka ne var abi? Başka protein bar var mı? Var, bir tane daha var. Acaba onları yemem mi gerekiyor? Dur bakayım. Backpack. Nerede benim çikolatam? Çikolatam. Eat diyelim. Aynen, yememiz gerekiyormuş. Tamam, yedik çikolatamızı. İyi dinlendim, iyi beslendim dedik. Onlar konuşmak istemiyorlarmış arkadaşlar. Onlar burada olmadığına inanmak istiyorlarmış. Onları ikna etmen gerekiyor diyor. Biz galiba bir kabileyle bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bir araştırma mı, anlaşma mı artık, neyse. Dart Frog. Buna dokunma diyor abi. Dart Frog çok zehirliymiş. En ölümcül diyor, amfibiyan, yani en ölümcül sürüngenmiş gezegendeki. Evet. Güney Amerika'da diyor, bunlar yakalıyorlarmış bunu, zehirlerini alıyorlarmış. Ve çocukların derilerini sürüyorlarmış küçük dozlarda, minik minik dozlarda. Kurbağa zehrini. Enteresan. Yabahuka'yı zaten görmüştük. Yabahuka kimmiş abi? Amazon'un derinliklerinde yaşıyormuş bir Yabahuka. Onun hakkında diyor 80'de bir şey var. Onu anlamadım onu. Bununla beraber diyor, o diyor modern ve şey dünyadan korkuyor diyor. Yani bizde modern insanlardan korkuyormuş bu Yabahuka. O genellikle diyor izole yaşamayı tercih ediyormuş. Peki diyor, biz hoş geldik mi diyor. Onlar sadece bizim niye burada olduğumuzla mı ilgileniyorlar falan, öyle bir şeyler diyor. Geç abi. Tobacco bitkisi var. Bunun yaprakları diyor ölümcül ısırıklara iyileştirme sağlıyormuş. Tobacco bitkisi. Bu bitki bizim için önemli o zaman. Ölümcül ısırıklarda bunu kullanacağız. Diyor ki, ben diyor bir bitki gördüm diyor kampın kuzeyinde diyor. Kayaya tırmandıktan sonra onlardan çokça vardı diyor. Burası güzel bir bölge diyor başlamak için diyor, ama aynı zamanda buraya yılan da çizmiş ya hocam, ne iş. Bir tane daha notumuz var. Rainforest'ın, yani yağmur ormanlarının memelilerinden bahsediyor. Tapirimiz var. Kapibaramız var. Bak yine bir ses. Oğlum bana şöyle sesler yapmayın lan. Korkuyorum ha. Çapibaramız var ve armadillomuz var. Bunlar zararsızmış arkadaşlar. Bunlar zararsızmış. Kuzeye gitmemiz lazım tobacco bitkisini bulmak için, ama ben elime şu maşatayı alacağım abi. Ne olur ne olmaz şimdi, tamam mı? Lan elimde zaten bir sürü varmış, ben niye bunu aldım ki? Backpack. Şunun birini bırak abi. Birini daha bırak, tamam, bir tane bana yeter. Yalnız bu çanta olayı çok güzel değil mi abi? Her şeyi çantadan çıkartıyorsun. Çok tatlı yapmışlar. Şimdi kuzeye gitmemiz için saatimiz bu muydu? Aa, oha! Saatin özellikle... Oğlum oyundaki detaya bakın lan! Kuzey bu taraf. Bu tarafa gideceğiz. Oğlum çok güzel lan! Hayatımda gördüm en güzel hayatta kalma oyunu. Açık ve net, bakın en güzellerinden biri değil. En güzel hayatta kalma oyunu. Ben bu zamana kadar çok fazla hayatta kalma oyunu oynadım. Bu en güzeli. Şimdi kayayı geçtikten sonra diyor. Kaya bu. Peki biz buraya tırmanacak mıyız yoksa normal mi gideceğiz? Bence normal gideceğiz. Ha, zaten tırmanma yeri var, tamam. Buradan bence tırmanacağız. Çünkü kayayı geçtikten sonra diyordu. Buradan bir tırmanalım. Daha sonrasında yukarıda o bitkiyi göreceğiz. İnşallah başka bir yaratık görmeyiz abi yukarıda. Lan düştük. Aa, ipimiz koptu. Kendimize mi ip yapmamız gerekiyor acaba? İpimiz koptu tam bitkiyi bulmaya giderken ya. Inspector Body. Vücudunu incele diyor arkadaşlar. Vücudumuzu inceleyeyim. Sol kolda sıkıntı yok. Şöyle bakalım abi. Sol kol sağlam, tamam.
Aoo. Sağ kolumuzda yara var. Sağ kolumuzda yara var abi. Bacaklara bakalım. Bacakta bir şey yok. Diğer bacakta da bir şey yok ama oğlum oyundaki detaylandırmaya bakar. Çok hoş lan. Hiçbir şey kırılmadı diyor. Sadece biraz çizik ve şey var diyor. Zedelenme var diyor. Sen diyor ormandasın diyor. Bu yüzden küçük yaralanmalar bile senin için çok tehlikeli olabilir diyor. Çünkü mikrop kapabilirsin diyor. Şeyi bulunca diyor. Beni ara diyor. İşini bitirince. Şimdi bandaj yapmam gerekiyor. Tamam mı arkadaşlar? Bandaj için bakın evet stretch ve abrasion yani yaralanma ve zedelenme için bandaj gerekiyormuş bunun çözümü için. Bandaj için de bir dakika. Molinaria leaf gerekiyor arkadaşlar. O yüzden de Molinaria'yı kesmemiz gerekiyor. Molinaria bunlar mı? Şu yok bu değil. Şu yok. Aha Molinaria. Buldum. Buldum abi Molinaria'yı buldum. Kampa geri dönelim. Sudan geçmesemedik acaba zehirlenebilirdik ya. Allah mikroplu olabilir. Şöyle girelim abi sakince kampımıza. Şimdi. Buradan craft'tan Molinaria yaprağını kullanacağız. Ve bandaj yapacağız. Yaprak bandajı. Evet yaprak. Open inspection. Tamam inspection'ı açtım hocam. Backpack and direct item. Backpack. Buradan backpack ulaşamıyor muyum? Tamam burada. Anladım. Sarı bandajı. Abi oyun o kadar detaylı ki her şeyi size yaptırıyor. Yani direkt bandajı tıklayıp kullanamıyorsunuz. Kolunuzu önce gösterip sonra sarmanız gerekiyor. Acıttı mı diyor. Çok fazla değil diyelim. Şeyin diyor. Kabine reisi diyor. Katılmadan önce bir şeyler yapmamı istiyor tarzında bir şey dedi yanlış anlamadıysam. Bize diyoruz ki bu biraz tehlikeli gibi dikkatli ol dedik. O da dedi ki ben herhangi bir tehlikeli değilim ben pozitifim falan dedi böyle. Ve bir anda gün 32'ye ışınlandık. Ve kız ağlıyor şu an. Mütaman cevap verdi de. Ve isterseniz dostlar tam en heyecanlı yerinde videomuzu sonlandıralım. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok keyif aldım. Sizlerle beraber bu oyunun öncelikle hikaye modunu bitirmek istiyorum. Daha sonrasında da survival moduna kendi evimizi aynı forest olduğu gibi yapıp kendi gelişmelerimizi yapmak istiyorum. Umarım sizler de istiyorsunuzdur. Aşağıdan beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.